Zafer Bey, öncelikle bu güzel karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Çat kapı geldik ama umarım sizin için de bir mahsuru yoktur. Hoş sizi böyle bir çat kapı yakaladık. Şimdi öncelikle merak ettiğim ve cevabını bulmak istediğim çok fazla sayıda sorum var. Ben sorumla beraber size geldim. Hatta daha içeri girerken Melik de azıcık ne kadar güzel bir ortam, çok da güzel bir atmosferiniz var. Öncelikle tebrik ediyorum. Karaköy'ün de tam böyle merkezi bir yerindeyiz ama öncelikle ben sizi ve markayı biraz tanımak istiyorum. Ne zaman kurulduk? Sadece Karaköy'de miyiz? Biraz bize tanıtabilir misiniz? Şöyle, aslında 2016 yılında Alibeyköy'de ilk şubemiz Alibeyköy'de açıldı. Çok güzel. Tatlı ve kahvaltı üzerine. Hı-hı. Daha sonrasında işte Karaköy ve Koşu yolunda hizmet vermeye başladık. Yani neredeyse artık İstanbul'un bütün alanlarında bu güzel lezzeti yiyebiliyorlar. Tabii ki. Şimdi normalde künefedir, işte baklavadır, bunlar böyle Hatay'ın, Gaziantep'in en çok bilinen tatları. Aldık Gaziantep'ten, Hatay'dan bu güzel lezzetleri ve buraya getirdik. Sizler buranın müdürüsünüz değil mi? Evet. İlk girdiğimizde söylemiştiniz evet, ama asıl firma sahibimiz kimdir? Hem buradan da kendilerine bir selam yollamış olalım. Mahmut Bey tarafından 2016 yılında işletme açıldı. Aha. Mahmut Saman. Kendisi hem Gaziantep'te restoran işleri ve fıstık işleriyle uğraşıyor. Yine ham maddemiz, yağlarımız, fıstıklarımız yine kendi imalathanemiz. Bir dakika, burası çok önemli. Evet. Çünkü normalde dışarıdan alındığında katkı maddeleri içerebiliyor. Siz burada bayağı dikkat tabii ediyorsunuz evet, o zaman. Katkısız ve kendi imalatımız. Hı-hı, çok güzel. Buna tamamen dikkat ediliyor zaten. Şimdi ilk Alibeyköy'de mi kuruldu? İlk Alibeyköy'de evet. 2016 yılında ilk Alibeyköy'de bir 3 katlı bir şubemiz, kahvaltı ve tatlı üzerine hizmet vermeye başladı. Peki özellikle Karaköy'ü seçmenizin bir sebebi var mıydı bu noktada? Herkesin ulaşabileceği, yani rahatlıkla gelebileceği mekanları seçip ona göre işletmelerimizi ona göre kuruyoruz. Harika. Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim efendim. Ben buraya geldiğimde de yani dışarıdan şöyle bir gezerken geldiğimizde de fark ettim. Çok nezih bir mekanımız var. Tertemiz böyle girdik. Hala böyle bakıyorum bir yerlerde bir şey var mı diye. Hiç de bir şey yok. Tertemiz mekanımız var. Öncelikle geldiğinizde gönül rahatlığıyla bir yiyebilirsiniz. Onu söyleyelim. Ama ne yiyebiliriz? Biraz menülerden bahsedebilir miyiz? Şimdi bizim künefemiz, baklavamız ve kadayıflarımız tamamıyla kendi imalatımız. Şeklinde ve kahvaltımız mevcut. 30-35 çeşitten oluşan Antep kahvaltısı yöresel. Yine kendi imalatımız bütün ürünlere kadar. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Kahvaltı önemli bir detay. Bazen hepimiz mutlaka farklı yerlerde yemekler yiyoruz, kahvaltılar vesaire. Gittiğimizde az bir ürünle karşılaşabiliyoruz. Çok yüksek mevlaya belki de çok az ürünler yiyip belki de karnımızı doyuramadan geri dönüyoruz ama serpme olarak mı hizmet veriyoruz yoksa nasıl bir kahvaltı şöyle, içeriğimiz var? Şöyle dediğim gibi 30-35 çeşit dolu dolu serpme kahvaltı şeklinde. Hı-hı. Hani kesinlikle hani az değil. Hı-hı. Ve hani yeterli miktarda masaya servis yapılıyor. Harika. Yani bütün müşterilerimizin doyacağını, hani hı-hı, gözün de doyacağını, karnın da doyacağını garanti ederim diyorum. Çok güzel. Şimdi biz geçerken buranın önünden cam mekanda bir sürü kadayıf çeşitleri gördük. Bir sürü tatlı çeşitleri gördük. Bu kadar gerçekten menüye evet, sahip misiniz? Tabii ki de. Yani hem menü hem menü dışında bir sürü ürünümüz var. Hı-hı. Tatlı konusunda şerbetli tatlılarda özellikle bütün hemen hemen bütün tatlıları baklava, kadayıf olsun, künefe olsun hepsini hazırlayabiliyoruz. Çeşit olarak da çeşitliliğimiz çok fazla yani. Mesela böyle bazen görüyoruz ya da denk geliyoruz sosyal medyalardan vesaire işte dondurmalı diyorlar, işte başka kaymaklı diyorlar. Var mı o çeşitlerle bir evet, şeyleriniz? Dondurmalı, yine dondurmalı künefemiz, dondurmalı baklavamız. Hepsini hazırlayabiliyoruz, güzel, çikolatalarını. Özellikle şunu soracağım, buraya geldiklerinde ya şunu çok tercih ediyorlar dedikleriniz bir ürün var. Biz genel anlamda künefe, zaten künefe, ana dalımız künefe. Hı-hı. Ama katmerimizi ve kadayıfımızı tavsiye ediyoruz müşterilere. Şimdi künefeyi tavsiye ediyor musunuz? Tabii ki de. Yiyebilir miyim? Tabii ki de, buyurun. Tamam. Deneyeceğim. Çok merak ettim çünkü dışarıdan da efendim çok güzel gözüküyor. Sağlık ustalarımızın ama bu işin sırrı nedir ya? Acaba ustalarda mı bitiyor işin sırrı yoksa kullandığımız malzeme de mi? Tamamıyla Antep ustalarımız tarafından Antep yöresine ait fıstık ve peynirle hazırlanıyor. Hı hı. Bu şekilde hazırlandığı için hani tadı da... Biz şu an klasik yedik ama... Evet, bu klasik künefe. Tabii ki de çeşitlerimiz hı hı, mevcut. Gördüğümüz gibi. Evet. Peki bunun dışında şimdi baklava çeşitlerini de artık tek bir tane kalmadı. Bir sürü baklava çeşidiyle karşılaşabiliyoruz. Burada özellikle son zamanlarda bir soğuk baklava çok revaçta. Soğuk, var mı sizde? Tabii ki soğuk baklavamız da mevcut. Bol fıstıklı ve sütlü şekilde hazırlanıyor. Hı hı. En çok tercih edilen baklavalardan biri zaten kendisi. Hı hı hı.
Peki ben şunu çok merak ediyorum. Daha buraya mekana girerken aşk ile emek ile diye bir slogan gördük. Evet. Bu sloganımızın meselesi nereden geliyor, olayı nereden geliyor? Evet. Özellikle gerçekten ya burada herkes çalışırken garson arkadaşlarımızdan, mutfak elemanlarımıza kadar herkes gerçekten aşkla ve emekle, evet, sevgiyle mi yapılıyor tabii burada her şey? Tamamıyla bütün personel işini gerçekten özenle, dikkatle yapmaya çalışıyor. Hı hı. Ustasından salon personeline kadar. Hı hı. Gerçekten özenli ve işini layıkıyla yapan personel kadromuz var. O zaman buradan tüm personellerimize de selamımızı iletmiş olalım. Gerçekten bu güzel lezzetler için de ellerine kollarına sağlık diyelim. Güzel röportajınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Burada emeği geçen herkese de teşekkür etmiş olalım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bizler sizlere Zafer Bey ile beraber seslendik. Biz buradaki rotamızı bitirdik efendim. Bakalım önümüzdeki hafta kimlerle yolumuza devam ediyor olacağız. Hoşçakalın.